Türk televizyonlarının dahi çocuğu, efsane ismi sevgili Acun Ilıcalı. Yani Slovenya'da takılmamayı düşünüyorum. Hatta UEFA başkanımızla geçenlerde görüştüğümüz seferinde. Yani şu anda kurduğumuz kadro hani Fenerbahçe Galatasaray'la maç yapsın. ne olacağı belli olmaz. Benim genel olarak Türkiye'deki futbol sistemine inancım kalmadı. Acil acil Yabancı hakem gelmesi lazım. Operasyon yapılmasaydı Fenerbahçe. Fenerbahçe ciddi anlamda arayacak. Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa da hani ben Fenerbahçe başkan olmam diyemem. Yenilenen blade terlemeyi değil ter kokusunu önler. Ter, ter, ter. 3 3 Dijital Röveşata'dan herkese en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün tabi ben de heyecanlıyım, mutluyum. Uzun yıllar sonra kendisiyle bir araya geliyorum. Ee, Türk televizyonlarının dahi çocuğu, efsane ismi sevgili Acun Ilıcalı. Sizlere de çok teşekkür ederim. Müthiş bir enerji var bugün. Ee, güzel sorularınızı bekliyorum. Ne haber sevgili dostum? Çok teşekkür ederim. Öncelikle geldiğin için çok <laughs> teşekkür ederim. Ne demek ya? Çok teşekkür ederim. Ben de nazik davet için teşekkür ederim. Ee, güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. ne yani, dedim biraz evet. geçmişe gidelim. Bugünleri konuşalım. Seyircimiz de çok güzel. Çok mutluyum onlarla beraber olduğum için. İnşallah güzel bir sohbet yaparız. Peki yani şuradan başlayalım. Türkiye'nin böyle en sevilen e, yapımcısı, yayıncısı. insan olmak nasıl bir duygu? Yani bu nasıl oldu? İnşallah öyleyimdir diye başladım çünkü sonuçta herkes de herkesi sevmek zorunda değil ama yani sağ olsunlar seyircilerimizden çok takdir gördüm ve görüyorum da. Yani bu herkesin başına gelebilecek bir şey değil sen de çok iyi biliyorsun. Yani başarmak da çok kolay değil ama ne bileyim işte benim hayatımın ilk bölümünü sen de iyi biliyorsun. Çok zor yıllar geçirdim. Onun devamında ailemden bana biraz kalan anne babamdan hep insanlara iyilik yap, onları destekle ve onlardan da öyle gördüm. Hani bu hayat felsefemi bütün e, televizyonculuk bölümünde de sürdürdüm. E, belki de Allah onun mükafatını veriyor diye düşünüyorum. Çok da mutluyum bu konuda. Hani böyle sunulmak benim için de büyük bir gurur senin tarafından. Tabii ki öyle. Yani bunu gerçekten hak ederek tırnaklarınla yaptın. Çünkü e, kotçuluk dükkanın vardı, batırmıştın. Evet. evet. <laughs> Ama ondan sonra e, maşallah. Aynen. Peki e... Mesela bizim dönemimizde aynı yaşdayız. Evet. 2069'duz. Evet. Ben de Edirne doğumluyum. Evet. Ee, yani ortak yönlerimiz var. Askerliğimi ben jandarma olarak yaparken Acun oraya bedelli olarak Kütahya'ya gelmişti. Sonuçta tabii ki hayatına insanın için çalışmaya başladığın zaman, hani askerliğin hayatın içinden aldığı süre çok önemli oluyor. Bir daha da hani aynı ritmi bulmak, pozisyonu kaybedebiliyorsun. Zor. Senin mesela işten ayrıldığın zaman, hani o zamanlar uzun bir süreydi askerlik normal askerlik. Ben de tecir ettiriyordum devamlı. Ee, hani o tecrübe sırasında bedelli fırsatı çıkınca da benim e, kariyerim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü bir ay idare edilmek kolay bir şey biliyorsun. Ama 10 ay, 12 ay gittiğin zaman o dönem muhabir dönemimiz yerine pat diye birini de alabiliyorlar mesela. Ondan sonra bir de aynı şey nasıl döneceksin falan. Büyük bir şanstı bizim için de tabii. Acun iyi bir futbol sever, çok iyi bir Fenerbahçeli ama e, her her de mümkün olduğunca eşit davranmaya çalışan bir yapısı var. Ben yıllardır çünkü kendisini takip ettiğim için muhabirlik döneminde de öyleydi. Fenerbahçe'liydi ama Beşiktaşlar'la daha yakındı. Ee, tabii Hull City e, İngiltere ikinci liginde yani Championship diye geçen e, birlikte iyi mücadele ediyor. Ben sana Hull City'yi söyledim. Şu anda e, hani zaten ile bir buçuk sene önce ayrıldık yaklaşık. E, çok da güzel vakit geçirdik beraber ama şimdi İngiliz bir hocamız var. Ama ben sana futbola bakış açımı anlatayım. Y yönetici kulübün sahibi olarak. Ben bütün bu 20 yıllık 30 yıllık futbol tecrübelerimi kafamda kodlayarak bir İngiltere'de kulüp aldım. Şimdi orada gördüğüm bütün yanlışları da kafama iyice oturtarak Acun bunları yapma, yapma, yapma diyerek aldım bu kulübü. Şunu yap, bunu yapma diye. Hep bunlar benim için no how yani. Bak Mesela neden atıyorum bir Kocaeli Spor, bir Sakarya, bir Eskişehir yani şehir takımı değil de İngiltere neden hedef orasıydı? Hedef bir kere sebebi şu. Şu anda dünyanın bana e, bir numara ligini söyle. Sen can isin. Tabii ki Premier Lig. Tamam. Uzak. Şimdi dünyanın NBA diyebilir miyiz futboldaki? Şu Net. Anda? Evet. Futboldaki NBA. Evet. Şimdi ben orada bir başarı hikayesi yapmak istiyorum. Çünkü bunun karşılığı şu. Hani başarının ben dünyaya oynayan biriyim. Dünyasal karşılığını göreceğin, bütün dünyada başarının karşılığını hissedip hissettirebileceğin yer Premierlik. Benim hedefim de Premier e çıkmak. O yüzden yolum o yol. Yani Türkiye'deki futbolla ilgili problemlerin içinde hmm. bir şekilde var olmak istemiyorum şu anda. Zaten... Bu hayalin gerçek olabilecek mi? Şu anda Averaj'da 7.yiz. İlk 6 playoff oynuyor. Evet. Yani aynı puandayız 6. Ile. Eğer, bu sen olmazsa sen ne olur yani? Sonuna kadar zorlayacağım. Tabii ki çok zor. Niye diyeceksin? Premier Lig'den gelen takımların 130-150 milyonluk bütçeleri oluyor. Sen bunlarla aynı ligdesin. Ve bunlardan birini geçmen lazım en az çıkabilmek için. Çıkabilmek çok yani. büyük bir challenge evet. Ama yapabilir miyiz? ben inanıyorum. Ben hayatımda şimdi kadar Hani kafaya koyup da yapamadım bir şey olmadı. Olmadı. Doğru. Ee, ama futbol benim için şu anda yani giriş açısından medyadaki yıllarıma bakarsan futbolda daha e, ilk yıllarımdayım. E, o yüzden bir şimdi. yok ama yani aldığın için. Ve bilakis seni böyle. Bu Abi kolda... takımı aldığım gün evet. takım 21. idi. 21. 24 takım var. E, şu anda e, hani 7.yiz. Yani belki de playoff oynayacağız. Hani baktığım zaman hani daha ne yapabilirim? Bu kadar yapabilirim yani daha. Çünkü limitler var. Herkes aynı parayı harcamak zorunda. Hani rakiplerinden daha fazla para harcamaya kalkıyorsun harcamasın. bir de 3 tane paraşüt takım var. 2 tane de geçen seneden var. Toplam 5 paraşüt takım var. Bunların bütçesi 70 ile 150 arasında. E, bunların aslında mücadele ediyoruz. İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Başka yine böyle bir takım alma projesi olabilir mi? Başka ligden? Var. Belki ek bir takım alacağım. Burayı beslemesi için. Yani Slovenya'da takım almayı düşünüyorum. Öyle Hatta UEFA başkanımızla geçenlerde görüştüğümüz seferinle. Hani konu da buydu. O Slovenyalı çünkü. Süleyman daha doğrusu. O yüzden de e, burayı besleyecek başka bir takım düşünüyorum. Ne kadar güzel bir hedefler olman. Bu, bu vallahi yani acayip derecede imleniyor. Ama tabii sana. yani Husti olayı hayatımın e, yani şu anda günümün üçte birini alıyor diyebilirim. yani. Çünkü hani bir takımın e, dışarıdan nasıl görünebiliyorum ama bir takımın e, içinde yaşadığın konular transfer döneminde felç oluyorsun. Her dakika her oyuncu ile ilgili update almak zorundasın. Bizzat görüşüyorsun. Yani oyuncuları görüşüp biz de ikna etmek zorundayım birçok kere. Çünkü kulübün başkanı olarak görüştüğün zaman muallakta kalan bir oyuncu üzerinde çok büyük etkin oluyor. Ve defalarca beni kullanmak zorunda kalıyorlar ki evet. oyuncu ben ikna edeyim. İkna kabiliyetime de tabii güveniyor sağ olsun ekip. Ama çok önemli futbolcuları bir yere getirdik. Yani şu anda kurduğumuz kadro hani Fenerbahçe Galatasaray'la maç yapsın ne olacağı belli olmaz. Ya bence zaten hazırlık maçına geldi işte yazın. Evet. O hazırlık maçında şu an olsun. Er, evet. Fenerbahçe maçında da gayet iyi oynadılar. Evet. İkisinde de iyiydik. İyiydi. Özellikle Galatasaray maçında çok iyi oynadık ikinci yarı. Müthiş ee, bir geri dönüş yaptınız orada. Evet. Ama onun dışında da hani kadroyu devrası getirdiklerimizde falan böyle acayip bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Peki Acun Fenerbahçe son 10 yılda bir şampiyonluğu var. 2013 sezonunda oldu. Ve Fenerbahçe'de bunu Ali Koç da Fenerbahçe'nin önde gelenleri de yorumcular da dillendiriyor. Fenerbahçe'nin net şampiyonluğu hep engelleniyor. Önü kesiliyor. Sen de böyle bir intiba var mı? Sen baktığında bu şike sürecinden sonra, 2011'den sonra işte Aziz Başkan vardı. Sonra Ali Koç geldi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun engellendiğine dair bir hissiyat oluştu mu sende? Ya şöyle söyleyeyim. Benim genel olarak ıı, Türkiye'deki futbol sistemine inancım kalmadı. Yani Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı yani bütün takımların bu konuda ıı, zaten isyan olduğunu biliyorsun. Yani ıı, hatırlarsan Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı, sene ortalığı yıktı. Ondan bir sene önce Başakşehir yine ortalığı yıktı. Yani konu Fenerbahçe değil bence. Konu Türkiye'de futbol sistemi olan inancın bitmesi. Ben kendi açımdan söylüyorum. Bunu geçen zaten bir programda bağlı söyledim. Acil acil yabancı hakem gelmesi lazım. Hani engelleniyor mu engellenmiyor mu diye büyük soru işareti varsa evet. Fenerbahçelerde bu var. Bende de Fenerbahçe'nin aleyhine olan hatalar yıllar içerisinde benim açımdan da e, art niyet arayabileceğim hatalar baktığım zaman hani e, birçok maç spesifik maçları söylemeyeceğim ama e, hani sonuçta şunu da unutma her takım taraftarı kendi tarafını daha çok biliyor ya Tabii. ben şimdi Beşiktaşlı biri otursak şuraya belki o da birçok yerde isyan edecek saygıda duyacağım ama ben Fenerbahçe açısından söyleyeyim birçok hakem hatasına maruz kaldığını görüyorum e, yıllar içerisinde söylüyorum e, ve bunun da artık e, sorgulanması döneme girdiği için döneme girdiği için acayip bir şekilde yabancı hakemin müdahil olması lazım. Ya yabancı teknik direktör gelmiyor mu? Yabancı e, futbolcu gözlemci gelmiyor mu? gözlemci de geldi mu? ya şimdi. Yabancı gözlemci de getirelim. E, evet. Artık tamam bence antrenörün hakemler... başına da yabancı Montella yok mu? Hakemlerimiz iyi insanlar. Bence görevlerini tamamladılar belli bir süre. Belki de onlar için de iyi olacak. Getir yabancı hakemleri. Ya sorgulamayalım Serhat. Şey yapmayalım, gel hata olsun. Ertesi gün İzlandalı hakem hata yaptığı zaman ne diyeceğiz ikimiz? Fenerbahçe, sen Galatasaray'sın değil mi? Evet. Ben Fenerbahçe'yim. Maç oldu. Hakem de hata yaptı. Sen şimdi o hakem hata yapsa, İzlandalı olsa art niyet arayacaksın mı? Tabii ki aramayacaksın. E, yani. Ne diyeceksin? Hata yaptı değil mi? İki, o zaman ne oluyor biliyor musun? İngiltere'deki sistemi söyleyeyim sana. Hakem hatası. Ertesi günden sonra bir daha konuşulmuyor. Biz de biz bir yıl falan konuşuyoruz bir hakem Tabii. hatasını. Demek ki inanç kalmamış. Artık insanlar isyan ediyor. İnfial var. Yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakem. Tek çözüm. Hala Mert Hakan yandaşın hakemi tehdit etme olayı konuşuluyor. İşte seni buradan çıkarmazlar diye. O olaya bakış açısını nedir? Onu da sorayım. Ben bir kere... Çizmeyi açtı mı Mert Hakan yoksa ben öyle tehdit ettiğini düşünmüyor mu diyorsun? Hayır bak ben şöyle bakıyorum hayata. Şimdi sebep ne derim her zaman? Bir oyuncu bir şey yaptı. Evet. Bunun sebebi ne derim? Yanlışı yanlış olarak her zaman değerlendiririm. Ben bu konularda da, dediğim gibi ben İyi kötü tanıyorsun beni. Ben Galatasaray'ı dostlar olan Tabii ki biliyorum e, futbolun ya. negatif enerjisini hayatına yansıtmamış biriyim. Ama Fatih sen senin yani Galatasaray'ın bir numaralı ismi Fatih En yakın dostun yani. Evet. Şimdi e, Okan Buruk da o en da. yakın arkadaşlarımdan biri. Evet, yani, Arda. Yakın, yani hepsi. Arda öyle. Şimdi benim kızım zaten Galatasaray'da söylüyorum zaten. Ben şimdi futbolun negatif enerjisi... tane var Büyük yani. olan Galatasaraylı. En büyük olan. E, tabii. Evet. Yani hiç de karışmadım yani. Ben öyle insanlara ben ama ben ağır Fenerbahçeliyim. Ama ağır Fenerbahçe'yim derken, böyle çok ciddi Fenerbahçe'yim derken öbür takımlara e, aşağılayan, hor gören bir yapıyla Fenerbahçe'li değilim. Ben kendi takımın başarılı olmasına konsantreyim. Ben öbür takımların başarısızlığı üzerinden bir dünya kurmaya çalışan biri değilim. Her takım emeğinin karşısına alsın, hak eden de şampiyon olsun. Mert Hakan konusundaki gelirsek, şimdi staddayım ben, maçta Bir maç düşün, 10 dakikada bir kendi yere atan bir takım. Her 5 dakikada bir yere atıyor kendini. Yani bunu artık şey yapmış. E, alışkanlık haline getirmiş. Felsefe yani. yapmış. Alışkanlık yapmamış. Oyun taktiği yapmış. Bir futbol sahasında rakipten her biri 3 dakikada 5 dakikada bir yere yatıp ondan sonra sahanın kenarına gelir gelmez depar atarak sahaya girerse 1-2-3-5 artık şimdi bu istismarı yaşayan futbolcuların sen doğru hareket yapması bekleyebilir misin? Yani psikolojisinin üzerinde bir baskı yaratmıyor mu bu? Tabii sen ki. futbolcu ikimiz aynı takımız. Gol atacağız abi tam atak kalkacağız adam bir yatıyor. Hakem oyun durduruyor. Dur diyor. Ne oldu? Adam yattı. Bir buçuk dakika duruyoruz. Oyun tekrar bizim oradan başlıyor. Biz tekrar iki pas yapıyoruz. Tekrar dedi hop bir dakika ne oldu? Kaleci yatıyor. Bir dakika dur. Tamam bekliyoruz. Şimdi bunun Mert Hakan'ın da tepkisi Ceko'ya neden bu adamlar sürekli kendini yer atıyor? Neden topu taça attın diye. Mesela ne oldu. Mesela evet. Bir tane. Şimdi ben böyle centilmenlikten yanayım. Hani ben ne olursa olsun hani bu tip durumlarda e, ama şuna geliyor iş. Işte. Mert Hakan şöyle anlıyorum. Karşı taraf centilmen değil ki abi sen centilmenlik yapıyorsun. Hani Ceko da benim gibi düşünüyor. O centilmenlik yapıyor. Ben karşı taraf centilmen olsa da centilmenlik yapıyorum demek. Onlar centilmenlik yaptığı zaman centilmenlik yapmayan adamı eleştirmen demek değil. Mert Hakan'ın oradaki tepkisinde şöyle haklı buluyorum. Adamlar zaten yatıp yatıp sahaya depar atıyorlar. Bizi bozuyorlar. Bunu taktik yapmışlar. Sen de bu adamlara artık centilmenlik yapma diyor yani. Yani bu iş biraz şöyle değil mi? Chain reaction derler. Yani etkiye tepki derler. Bir şey yapıldığı zaman karşı tarafın tepkisi üzerinden bir şeyi değerlendirirken bu adamın niye yapıyor diye ben önce sorgularım yani. Yanlış bulmamla birlikte. Peki bir de varlığa ilgili düşünceni de alacağım. Ee, onun öncesinde Ali Koç'un ben varken net olarak söylüyorum Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar, yaptırmazlar. Söylediğini ne kadar gerçekçi buluyorsun? Bir taktik miydi yoksa e, bu sözlere katılıyor musun? Ya e, Ali Koç bence Fenerbahçe'ye çok şey verdi ve gerçekten hani zamanını, vaktini, parasını, enerjisini her şeyini verdi. Şimdi bu kadar bir şey kendiniz adadığınız zaman bazı yerlerde olan kendi açısından belli haksız uğradığı zaman da bence bunun isyan diyebiliriz. Hani bugün ben bir Fenerbahçeli olarak otursam ayrı bir program yapmamız lazım. Hani çünkü niye? Ben kendi açımdan söylüyorum. Bak bütün takımlara da saygı duyuyorum. Herkesin kendi açısından burada haksız uğradık falan filan vardır ama... Evet. Ben bir Fenerbahçeli olarak hani tarihte de birçok şey yaşamış bir takım olarak. Genel olarak Fenerbahçe'ye karşı hakemler tarafından kritik maçlarda... Ya yani mesela aynı maçta iki penaltısı verilmediğini geçen sene Adana Demirspor maçı biliyor musun? Evet biliyorum. İki tane net penaltı verilmedi mesela. Yani bu şimdi var olan bir sistemde mümkün bir şey mi? Değil. Yani böyle... Bu seni rahatsız ediyor anladım. Yani, yani diyorsun ki baktığında evet bir, bir, şeyler de var engellemek sistem, için Var olan sistemde mücadele. bunların olması e, taraftarı da isyan ettiriyor. E, Peki bu anlamda Galatasaray'ın daha fazla kullandığı bir hissiyatı da var mı? Ben genel adaletin bozulduğunu düşünüyorum. Ama böyle Galatasaray kullanıyor, Fenerbahçe kullanmıyor şeklinde değil. Büyük takımlara genelde bir ayrıcalık oluyor bence. Hani Galatasaray, evet. Fenerbahçe, Beşiktaş beş ayrıcalıklı oluyor. Ayrıcalık da oluyor. E, Trabzonspor da öyle. İç saha maçlarında e, genel bir hani hakemlerde şunu görüyorum. Bu takımı ama ben yakmayayım da başıma bela gelmesin. Evet. Ben bu a, bu statta bunları üzmeyeyim diye düşünüyorlar ama genel dengenin nasıl bozulduğunu e, Ali Koç'u şöyle anlıyorum. Kendisi benim iki katım, üç katım daha olayın içinde, Beş katım belki her maçı çok daha iyi takip ediyor bir başkan olarak. E ben bir taraftarım sonuçta. Hani onun isyan etmesinde mantıklı buluyorum. Hani böyle bir söz söylemesinde bir isyan aslında hmm. bence. Peki o. 6 yıllık performansını başarılı buluyor musun? Ya şöyle başarılı buluyorum. Ee, bir kere korkunç bir ekonomik başarı var ortada. Korkunç derecede. Sen Fenerbahçe'nin mesela Ali Koç döneminden önce sattığı futbolcu sayı desem büyük paralara kaç tane sersin? Yani 3-4. İşte Ali Şen'in Baliç'i sonra dönemde işte... Baliç Ali Şen'de hmm. değil. Aziz Yıldırım'ın ilk senesiydi. İlk senesiydi. Evet, evet tamam yani. yani Ali, Alişen almıştı baliç'i. Hayır Fenerbahçe satmak... Aziz Yıldırım döneminde tabii ki dışarıya oyuncu sattı. Ve önemli oyuncular da sattı. Okoç'u sattı. Ondan sonra biliyorsun. 20-20. 20'lere. Yirmi, yirmi... Evet o civarda. Balisi da. sattı yine 20'lere o zaman. ilk senesiydi. Tabii, ee, tabii ki birçok oyuncu satıldı ama. Ama son dönemde yok öyle. Bu aslında. dönem son 10 yıla bakarsak diyelim. Hani rakamlara bakarsak yani Ali Koç döneminde finansal olarak çok ciddi satışlar olduğunu. Fenerbahçe ekonomisinin ciddi derecede kontrol altında tutulduğunu görüyorum. İşin ekonomik tarafını sorarsak. Sizin Söyle... o yardım programında da iyi para toplanmış mıydı? Tabii, tabii. Bayağı toplandı. Hmm. Hem toplandı o zaman camia kenetlerinde o zaman da destek olundu. Ama geldiğim nokta şu. Finansal ekonomik tarafında çok başarılı. Branşlarda birçok başarılar yine söz konusu tabii ki. Ama sahada şu anda tek başarısı olan yer neresi? Futbol sahası Çok önemli. Orada da özlenen kadro nihayet geldi. Ama onu da şöyle düşünüyorum. Önce finansı düzeltti. Finansı düzelttikten sonra da finansın düzgün haliyle o kadroyu kurabildi. Eskiden gerçek anlamda söylüyorum zaten biliyorsun zaten Financial Fair play, oyuncu satmasını alamıyorsun. Tabii. Baskı vardı. Limitler vardı. Ben Emre zamanından biliyorum yani. Fenerbahçe 2,5 milyon euroya imza attıramıyordu oyuncuya maaş olarak o zaman. Şimdi onların hepsi aşıldı. Buradaki en önemli konu gelirler arttırıldı. Üstüne bir de satışlar oldu. Ekonomi daha yükseldi. Ha bu sene birinci olur ikinci olur ama iki takımını da takdir ediyorum. İki takımda topladığı onlar yani rekor seviyeleri. Yani. Peki bırakacağını düşünüyor musun? Çünkü olsak da olmasak da bırakacağım dedi. Sen bir de Ali Koç'a yakın bir isimsin. Evet yani ben başkanın aslında çok duygusal bir olduğunu düşünüyorum. Yani hani içinde aslında böyle küçük bir çocuk var onun da. O da şöyle bir çocuk gururlu ve amatör ruhu oradan geliyor bu işe bu kadar gönül vermen için yine çocuksuluğunu kaybetmeyeceksin. Yani başkanda aynı duygular olduğu için artık yeter ben oynamam dersin ya bir yerden evet. sonra. Hani bu kadar hani kızdırırsam çocuğu ne yapar? Hani ben oynamam. Topu alıyorum gidiyorum ben. Topu alıyorum gider evet. gidiyorum der. Hani Ali Koç'ta da başkanımızda bu konuda bir bıkkınlık hissediyorum. Ama o artık camianın bir şekilde onu ikna edip o durumlarda kalmasını sağlaması lazım. Çünkü ben açıkçası çok yakın bir olarak söylüyorum. Zamanını, parasını bu kadar konsantre harcayan sonuç itibariyle Türkiye'de önemli isimlerden biri olarak da Fenerbahçe daha faydalı olacağını düşünüyorum ve hani hikayesinin bitmediğini düşünüyorum. O evet. konuda tabii ikna etmek için de ben de elimden geleni yaparım. Peki e, Aziz Yıldırım'ın tekrar geri gelecek olmasını da doğ doğru bulur musun? Yani ben adayım. Ali Koç yoksa ben evet. adayım. E, Saadettin Saran'a bu işi bırakmam düşüncesi var. Ee, e, orada bu... ben kimseye artık bir şey diyemem. Yani o da Fenerbahçe Hayır, Aziz Çağ tekrar bir... başkan görmek ister misin acın A olarak? Aziz Yıldırım Fenerbahçe çağ atlatmış bir başkan. Baktığın zaman tesisleşme evet. dönemi Aziz Yıldırım dedi. Evet. E, Amatörlerdeki Fener... bütün başarı e, onunla geldi. Evet. ilk emniyeti yapan o. Oh. Ve bence e, operasyon yapılmasaydı Fenerbahçe ye. Fenerbahçe ciddi anlamda araya Fenerbahçe FETÖ operasyonu yapıldığı için bence çok önemli bir yerde e, Fenerbahçe'nin beli kırıldı. kırıldı e, Ve e, Fenerbahçe'nin o zamanki ivmesinin e, bitme noktası tamamen bu olaylar bence. O yüzden de baktığım zaman Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesi var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kim göndermedi belli değil. Belli değil. E, çünkü e, UEFA tarafından böyle bir istek yok. O Öyle layıklardan yapmadım diyor. Tamam işte ne oldu benim, belli faili değil. Faili meçhul bir e, <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne gidememe, o parayı alamama, oyuncuları satmak zorunda kalma, e, bir ekonomik olarak çöküş dönemi var. E baktığın zaman bütün bunlar yaşandı. E, hani Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yapmış. O dönemde savaşmış birisi. Hani aday ol, olursa saygıdan başka bir şey gösteremeyiz. Yani ne diyeceğim ben yani? Peki camia seni öyle iterse Fenerbahçe'ye başkan olabilir misin? Ben hayatımın her şeyin organik olmasından yanayım. Yani şöyle organik olmasından yanayım. Ben bir şeyleri böyle zorlayarak ve çabalayarak bir şey yapmadım hiç. Allah ne gösterir bilmiyorum. Ben hayatımda, iş hayatımda yaptığım bütün işlerde başarılı oldum ve yeni challenge'lar benim için her zaman daha bir enerji ve heyecan veriyor. Hani bu konuda açıkçası bir gün Fenerbahçe'ye ilgili faydalı olmam gereken bir noktada olursam başarılı olacağımı düşünüyorum. Ama o dönem ne zaman derse yani bu şöyle düşünüyorum. Bu hani başkanlık olmak zorunda da değil. Bu arada ben Fenerbahçe'ye zaten destek veriyorum elimden geldiğince. Veriyorum bu, bu başkanlık olur, yönetim olur, yönetim olmaz şu anda yönetimde değilim de e, ne oluyor ben zaten e, bir şey fikrim değil. olduğu zaman yani paylaşabiliyorum. Olsun. Destek istendiği zaman koşa koşa gidiyorum. Hani burada olayın titri önemli değil. Burada e, bizim için asla olan Fenerbahçe. O yüzden de onun e, Fenerbahçe'nin herhangi bir bölgesinde görev almak benim için tabii ki az. Gençlere dedin okuyorum. yani büyük hayaller kurmayın. Önce bir adım adım dedin. Senin peki böyle bir hayalin hiç oldu mu sende Fenerbahçe'ye başkan olmak gibi? Ya yani böyle eskilerde olan bir hayalim değil. Ama şu, önümüzdeki dönem şu an için söylemiyorum. Hani bu yıllar içerisinde şartlar onu gerektirirse öyle bir şey olursa da hani ben Fenerbahçe başkan olmam diyemem. Çünkü Sanki o şartlar da oluşuyor gibi geldi acım Bence oluşmuyor. Şu anda ben başkanımızı çok takdir ediyorum. Yani. Ya biliyorsun ama şimdi o da tabii bu sene de hayal kırıklığına uğrarsa şampiyon olamazsa sanki onun da kolu kanadı böyle kırılacakmış gibi e gardı düşmüş bir görüntüsü var. Ya Buralar biraz bilmediğimiz biraz bir dönem. evet. Bulanık yani bulanık. hayatın bilmediğimiz bir dönemiyle ilgili bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ben kendimle ilgili her şeyin organik olduğu bir dönem olursa ancak ben bir olayın bir yerinde olurum diyorum. Böyle kendimi ortalığa atıp da ben bunu yapacağım diyen biri değilim yani. Peki Emre Belezoğlu da çok yakında olsun. E, o da şu anda Fenerbahçe'ler tarafından tabi tukaka ediliyor. E, o işte Ankara gücü Galatasaray'a karşı böyle Fener'e karşı kupada 3 tane attı. E, Emre sürekli Galatasaray'ı övüyor. Ona bir bazı nasihatlerin oluyor mu? Konuşuyor musunuz bu durumu? Çünkü son maçlarda da çok fazla küfür oldu yani Emre'ye. Ya Emre benim tabii ki yakın dostum. Bu tip olaylar ben sana şöyle anlatayım. Ben Beşiktaş türbünün komple Sergen'e küfür hatırlıyorum. Önümde oldu olay. Bütün türbün sergen küfür etti. etti. Sonra da Sergen Beşiktaş'a hoca oldu. Çünkü zaten Sergen o küfür hak etmedi yani hocalığında e, da küfür oldu oyunculuğunda da oldu. Oyunculuğundan bahsediyorum. Ocalığında da oldu yani. Evet onu kaçırmışım. Evet. Ama oyuncuyken böyle net bir şekilde böyle tribün falan inledi. E bunlar ne biliyor musun hep? Fenerbahçe taraftarı zaten kendi oyuncusuna da küfür etti. Hani e, Oğuz'a küfür edildiği gün stadyumda. Alex e ben. Alex'e de etler ya. Alex'i protesto eder. Küfür etmediler. Alex yuvalandı. E, Oğuz'a küfür edildi. Bunların hepsinde statlıyım. Şimdi kendi camiasındaki kendi kaptanlarına bu protestoyu gösteren taraftar Tabii ki bazı durumlarda kendi eski oyuncusu başka bir yerdeyken de bu tip protestolar yapabilir. Bunlara nasıl bakmak lazım diyorsan, bunlar benim için her zaman sıcak böyle fevri olayları hayatta gruptan ayırırım. O anda bir pozisyon sonrasında olan oluşan tepkiler ne bir insanın ne de bir grubun genel düşüncesini ortaya koymaz bence. Şuna benzeyebilir değil mi? İkimiz çok samimizdir. Ben seni, sana küfredebilirim mesela. Aşırı iki arkadaşız. Şimdi de bir anda küfredebilirim sana. Şimdi, e şimdi küfrettim ne oldu? Ertesi gün yine yemek yiyip muhabbet edebiliriz. Değil mi? Özür dilerim. Yani, yani Neden olmasın. şuna geliyor. Bu tip tepkiler, Emre olan tepkilerim ben anlık spontan olduğunu düşünüyorum. Emre'nin demeçlerinden de başka sonuçlar fazla çıkarılıyor. Yani Galatasaray kadrosunu övmüş. Tamam. E, tabii ki bana sorsan o derece övmeli miydi? Hayır. Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en kadrosu değil bence de. O yüzden hani evet. gö o görüşte aynı yerde ben de değilim. Ben de olsam belki söylemezdim ama Bundan da hani bir senaryo yazmaya da gerek yok ki. bir Aynı bir şey gibi. Survivor'a yazan senaryolar gibi oldu. Anadolu takımı teknik direktörü karşı takımı çok güçlü bulmuş. Daha önce de zaten takım performansı ortada bulduğu takımın. Açıkçası onu övmesini ben yanlış bulmuyorum. Ne yapabilir ki yani? Zaten Ankara gücünün puan levresine baksan Galatasaray'a baksan Ankara gücü teknik direktörü Galatasaray'ın kadrosunu çok iyi bulmuş. Bundan doğal ne olabilir ki? O biraz aslında kendi takımıyla olan farkı belirtmek istemiyor mu orada sence? Tabii onu belirtiyor zaten. Yani bu iki arasında fark var diyor abi. Buradan onu ayırıyorsun. Galatasaray'ı çok övdü Olmaz ki öyle bir şey. İşte bazı kendi bilmezler falan başladılar. Emre'yi orada kirletmeye çalıştılar. Abi öyle komik şeyler yaşadım ki hayatımda. Demek veriyorum bir yere. O demeçten bir cümleyi alıyorlar. Ulan ben de kendimden nefret ediyorum onu alınca. Yani bir demeçten bir parça aldığın zaman o demeç antipatik duruyor. Niye biliyor musun? Şimdi şöyle anlatayım. Sana soru soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Soruyu alırsam. Abi ben bir dakika gerçeği anlatayım sana. Sen kanalı satın aldın. Medya tavadan beni aradılar. Serhat Telegol devam edecek mi? Acun'a görüştüm Ben dedim Acun'u çok tanımıyorum. Öyle diyalogum yok. Beraber muhabirlik yaptık farklı kanallarda dedim. Medya tavada manşet. Acun'u tanımıyorum. Ya yani şimdi ben patron olsam direkt hemen hemen muhasebeyi ararım. Lütfen çıkışını verir misiniz derim. <laughs> ee, aynı bak. Ee, hatta Candaş dedi ki abi nasıl böyle bir yaparsın? Ee, yapmamalıydım. Ya dedim ki tanıyor musun? Çok diyaloğum yok. Tabii ki tanıyorum yani. Acun'u kim tanımıyor Türkiye'de? Ama öyle diyaloğum yok. Ne yapabileceğimi bilmiyorum deyince işte o haber çıktı. 15 gün sonra zaten Acun bizi kapının önüne koydu. <gülüyor> <gülüyor> Hak ettik mi? Hak ettik. Ne söylüyorum yani o yüzden. Bir de zaten Acun'un spor programı yapma gibi bir düşüncesi de yoktu değil mi Acun? Abi şöyle söyleyeyim. O günden beri sen TV'de... Ben nasıl de... kovdum. <laughs> Ay bak şöyle oldu. Öncelikle şunu anlatayım. TV8'i alıp da şimdi bizim tv sizi seyre dönler biliyor. Spor program var mı? Şu an yok. E, bir siz, ara, ara Göktoğlu falan yapıyoruz gece yarısı. Hayır, şöyle söyleyeyim. O neydi ama gece bir ara dedin gece bir de, gece bir de e yani, ekonomisi şey. olmayan bir programı. Doğru. Hani Göktoğlu bizde çalışıyor zaten. Vakit doldurmak için. Evet, vakit doldurmak için. Şimdi sizin ekonomik bir maliyetiniz var. E, yayınlanmanız gereken saat erken bir saat olmak zorunda. Prime Time'a girmeniz lazım o maliyeti karşılamak için. Doğru. Biz de prime time'da zaten o zaman o ses Türkiye var pazarları. E, yeteksizsiniz var. ben sizi kullanamayacağım ki zaten. Bizim şu konuda seninki şuna Tabii sebep oldu. Yani İder o... sabredebilirdim ben Efendim? hocam. 7 aycık. Hayır şuna, şuna sebep oldu o diyalog. Hayır yani. diyalog olamadı o yüzden. Olamadı, yani şimdi, şimdi e, o yaklaşımdan. Bir de bu... sen eğlence kanalı formatıyla geldi. Yani dedin ki ben burada işte seçim günleri mesela hiç asla seçim haberleri yapmıyorsun. Ya yap, ben bak şöyle ben mutlu eden kalan yap, ilk projem şuydu. Mutlu eden kanal yapmak istiyorum. Bu eğlence kanalı dedim. O yüzden de hani haberlerin o negativitesini zaten bütün kanallar veriyor haber kanalları var. Benim görevim insanları eğlendirmek öyle düşün. Hani biz mesela bir şey gitmiyor musun? Tiyatro gitmiyor musun? Ya da bir stand up'a gitmiyor musun? Oradaki adamın görevi ne abicim? Bize hayat dersi vermek değil herhalde değil mi? Hani, eğlendirmek, eğlendirmek. Yani ben de eğlendirmek için bir kanal kurdum. Şimdi bu kanalın, circle'ında zaten sizin program zaten yoktu. Bunun senin demecinle hiçbir alakası yok. Yani bizim zaten onu da şöyle ispat ettik. Ondan sonra da zaten başka bir grup alıp da yapmadık. Yıllar sonra 8,5'la başka işlere başladık biliyorsun. O da evet. ondan 7 yıl sonra, 8 yıl sonra. Şuna geliyorum. Sizinle olan tabii ki o dönem o senin dediğin etkisi üzerinde üzüldüm mü? Üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Hani sen de orada belki belli bir tuzağa düştün. Tuzaya ee, Ama bunun, işte bizim... söylemem gerekirdi. Ben söyledim bunu. Ama yani bizim orada... geleceğimiz etliğinde bir şey olmadı inan yani. Aynen. aynen. Yoksa Yok. ben istiyorlar arada böyle. Ben hayatımızda... yani şöyle bir şey oldu. Ben bunu işten çıkarayım falan. Ben hayatta zaten çok az adamla vedalaşan biriyim. Yapı itibariyle zaten Herkes böyle zaten öyle. insanları seyit tanıyanlar var çok vefalı olduğunu. Evet. Ee... Yani bir insanı yollamaktan zaten böyle. Ölürüm böyle hani üzülürüm, ölürüm falan. Böyle insanlar aman yollayayım modunda olan biri değilim. Sinirlenip onu yollayayım bilmem ne yapayım. Öyle bir modum da hiç olmadı. Peki Jet hemen Eksen'e geçelim. Eksen hmm. projesi umduğun gibi oldu mu? Oldu. Hasan e, şartada... Can başta olmak üzere. Evet. Tabii ki e, Tolga olsun, e, Gibi olsun, Feyyazlar. Hani böyle komedi bölümüne girdik orada yine. Evet. Eğlendirelim diye. Çok da büyük bir ilgi gördük. Üzerinde de zaten spor bölümünü açtık. Şampiyonlar Ligi bizdeydi biliyorsun 3 yıldır. Ee, o da ciddi bir abone yaptı. Şimdi orayı da daha da güçlendirerek şimdi değişiklikleri alıp bir şekilde Burada kırgınlığın var mı Şampiyonlar Ligi'ni TRT'nin ha, açık kanalının almasından dolayı? Hayır, yok. Hayır. E, hayır. ama yani bu formatı devam ettirmek isterdin Şampiyonlar Ligi'ne? Ya istersin de feasible mı değil mi? Ben zarar ediyordum zaten. Öyle mi? Ben tabii 3 yıldır zarar ettim çok ciddi derecede. Çünkü Hı. Türkiye'de e, yani kaçak yayının önlenemediği için zaten e, ciddi derecede maalesef Hani kaçak yayının kalitesizliği de olsa, o da olsa, bu da olsa bir kısmı kaybediyorsun. E şimdi öyle kaybettiğin zaman işin ekonomik fizibilitesi falan yok. Tamam, Bizim hayatımızda tamam. eksiden başka bir şey yazmadı Şampiyonlar Ligi. Ben Türk futbolu için... De e, bir de Kopenhag Galatasaray maçlarından dolayı da çok Evet Yani şöyle söyleyeyim sana. Hayatımda Şampiyonlar Ligi olmasa benim de hiç şey olmaz yani. Öyle bir sorunum yok. Hayır, yani futbola bu kadar aşık bir adam olarak dedim evet, acaba? E, tabii ki hayır. Fizibil de olması lazım ya. Bu işler şöyledir. Çok iyi bir şey yaptım ne oldu? Dünya zarar etti. ne O zaman yapmayacaksın. TRT'nin almasını doğru mu karşılıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani TRT'de sonuçta kendi bir stratejisi var demek ki. Aldı. Yani saygı duyuyorum diyelim. Ama en azından önce sana gelmişler miydi? Ya ee, e Ama bu ihale aynı şirket değiliz ki. Sonuçta evet. gelmemeleri normal. Gelmemeleri bir bir ihale oluyor şimdi. o Bana niye gelmedin dence diyeceğim bir konu. Ama eksen Şampiyonlar Ligi olmasa da dimdik ayakta e, yeni bizim, formatta üretmeye devam edeceğiz. Bizim %80'imiz zaten Şampiyonlar Ligi olmadan. Eksen'de bir sorun yok zaten. Eksen'in spor paketi vardı ekstra. O pakette tabii ki yine iyi ürünler koyarak yani belki Euro Ligi alacağız. Ondan sonra belki Premier Lig'den bir şeyler koyacağız. Hani projelerimiz var ki oradaki müşterilerimizi mutlu edelim. Hemen bir soru alalım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bundan sonra Eksen'de olmayacak. Bunun en büyük sebebini korsan yayınlar olduğunu söylediniz. Tabii ki yayıncı haklı olduğu gibi aynı şekilde tüketicilerin de haklı olduğu yanlar var fiyatlardan dolayı. Harici olarak e, boks olsun, MMA olsun, e, motor sporları veya da NBA tarzında bir girişiminiz olacak mı? Ve NBA bu kadar takip eden seven birisi olduğunuzu biliyorum. NBA'den takım alma gibi bir düşünceniz var mı? Hayır, şu, ikisi de güzel soru. Yani birincisi, yani elimizden geldiği kadar tabii ki biz hemen yani bir bir, ne, bir konseptin ayrılması eksenden bizim için hemen yeni konseptler alma gerekliliği oluşturdu. Dediğin gibi birçok şeyin şu anda görüşmelerini yapıyoruz eksen spor bölümünü mümkün o kadar yine kontentle doldurarak seyircimizi tutacağız. Premier Lig mesela çok önemli. Premier Lig'le belki buluşacağız. Ee, hani Premier Lig'i ben her hafta defalarca seyrettiğim için kendi etrafımda seyrediyor. Hani onun çok ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Premier Lig ya da Euro Lig hani bunlarla temas halindeyiz diyelim. Ee, onun dışında NBA'den takım ama trenini kaçırdım. Yani 10 e, sene önce olsaydı e, bence alabilirdik ama oradaki ekonomi çok büyüdü. Ekonomi büyüyünce de takımlar 2 milyar dolar seviyelerini geçti. Hani feasible mı değil mi bilmiyorum. Ama televizyon dünyasında dünyada çok büyürsem yani daha da büyürsek ve böyle başka bir boyuta geçersek bir gün elimde olanak olsa, olursa bu büyümeyi çünkü bu kadar büyüyeceğimi nasıl hayal edemediysen yine hayal edemediğim başka bir büyüme yaşarsam ve böyle bir gücüm olursa en beğenen takım alabilirim. Alırsam da beni ara ilk şeyim sensin. inşallah. Evet. İlk sezincense sana sezonu kombine vereceğim. Böyle bir şey sorduğun için söz. Tamam. Evet. <laughs> söz Çünkü bu tesadüfü bizim taşlandırmamız lazım seninle. Hacı mesela birisi görüntü koyuyor işte izlerken böyle çekirdek çıktı diyorlar. Hemen onları aldın lobine davet ettin falan. Ha bugün böyle, beraberdim bizde verdim. Öyle mi? E, öyle. böyle doğaçlama şeyler de Evet evet yani Twitter'da gördüm. Acayip hoşuma gitti. Çok yaşıyorlardı. Şimdi buraya gelmeden 15 dakika önce ofiste onlarlaydım. Ge ofise Ge geldim. Domine'ye Domine gö gönderiyorum da gitmeden onları bir tanışayım dedim. Hani Dominik'te görüşmeyelim diye. Pırıl pırıl çocuklar tabii ki. Böyle keşfettiğin böyle şeyler oluyor mu bazı? Çok oluyor. Öyle e, rastlılık. Seslerin. Ben seviyorum. Ne kadar ya. ya? Şimdi o çocukların, o kızın, e, erkeklerin yerine koyuyorum kendimi. Evet. Televizyonda böyle Survivor izlerken bir ay sonra Dominik'teyim onlarla beraber. Yani no evet. rüyanın ötesinde bir şey. Ya şöyle söyleyeyim bak. Bütün insanların mutlu edecek gücüm olmayabilir. Ama bu elimden geleni yapmamı engellememeli. Yani kimseye gücüm yetmiyor diyerek bu sefer de hiç kimseye yardım etmemezlik yapmamalısın bence. Böyle elimden geldiğince insanları mutlu edecek ufak tefek. Çünkü ben şimdi bu noktaya hani bu seyircilerim sayesinde gelmişim. Öyle düşün yani. Hani bu seyirciler beni seyretti. Ben o görüntüden niye etkilendiğimi anlatayım sana. Şimdi benim yaptığım konsepti bu kadar yaşayan bir grup orada. O kadar güzel ve masum bir o anda bir heyecan vardı ki. Ya dedim ki şimdi Türkiye'de bunları yaşatıyorsak bu enerji sayesinde biz belli avantajlar sağlıyorsak o seyirciye jest yapmak benim için bir zorunluluk gibi geliyor biliyor musun? Yani arada mutlaka o dokunuşları yapmam lazım. Yani elimden geldiğince. Dediklerine gidebilir miyiz o zaman? Sen Amerika vizesi olduğunu zannetmiyorum sende. Bence ben, birimiz gider ama sen olmazsın. Efendim? Çözebilirsem olur mu? Olursa tamam Amerika vizesini çözersen götüreyim seni. Ne olacak? Atacağım, uçağa götüreceğim. Bir şey olmayacak. EMA <laughs> finaline 10 yıldır her finale gittim Allah'a şükür. Ulaşırız. Bak şu Selçuk var arkanda biraz. Sevimsiz duruyor ama aslında çok iyidir. O sert duruşun arkasında aslında çok tatlı bir insan var. Selçuk'a numaranı bırak. Selçuk'un numarasını al. Evet. Beraber izliyorum ben. Bu sene ama bizi alamazsın. Çok zor ama sene. Ama seneye de geçerli bu. Sen bizi aldığın bir zaman gibi şey yapacağım. Daha evet. ne yaptın ya? <laughs> <laughs> Çocuğu <laughs> çıkardık. Sanki de kıvırtıyorsun. <laughs> evet. evet. Türkiye'den gidip diyorsun. Ciddi mi diyorsun? Ya seni loca götüreyim o zaman maça. Tamam. Ben çünkü beraber seyretmeye çok kilitlendin. Projelerde pek olacak gibi değil. <laughs> çünkü senin vize alman biraz süre alacak. Sen istediğin maçı seç. Kadıköy'de misafirim ol. Olur mu? Tamam. 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 Bir de arkadaşını getir. Yalnız da Kim tamam. arkadaş? Kimi getireceksin? Tamam. İkinizi bekliyorum. Oo. Oo. <laughs> 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 Bak. İşte <laughs> Acun Ilıcalı böyle biri. Bak bir anda insanları nasıl Bilmiyorum. böyle mutlu etmesini biliyor. Hayır, yani, dokunuş ben, çok önemli, dokunuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ben hayatın o tarafını yaşamış biriyim. Ben böyle, bak sana bir Rıdvan abi ilk gördüğüm zaman heyecandan ölüyordum şimdi. O arkadaşımızı ne hissettiğini ben çok iyi biliyorum. Fenerbahçe kampına bir gün girdim. Hiding teknik direktör. Sonra kalaslarla kovaladılar Hiding'i. O ayrı. <laughs> Ama o gün kamptayım böyle. Kampa girdim böyle aklım hayalim gitti. Rıdvan abi geldi önümden geçti. Ben böyle Rıdvan abiye bakıyorum. O beni görmedi bile tabii maça konsantre. Böyle suratı asıktı. Ondan sonra e, şeydi böyle e, maçı herhalde e, düşünüyordu. A ama o kare kare e, o günden beri hiç unutmadım oyunumdan önümden Yani e, sizin taraftan bunla, bu tip olaylarına kadar değerli olduğunu bildiğim için ben de sana böyle bir şey yapmak istedim. Yani. Sevgili Acun hemen Futbol Federasyonu güzel projelerin vardı dinledik. Hı. Futbol Federasyonu başkanlığı olmayı e, i̇ster miydin? Asla istemem. Yani <laughs> <ya>. Ama <laughs> onu onu kesin söyleyebilirim. Çünkü öyle bir olayın ortasında olmak istemem. Bir de öyle bir vaktim de yok zaten. O ciddi bir vakit istiyor. Ama yani federasyon başkanımıza bir hani kendi açımdan bir teklifte bulunabilirim. Lütfen. O da şu. Dünya takip edilsin. Acil bir şekilde var Offsite dışında kaldırılsın. Çok, Çok güzel. acil bir şekilde. Kesinlikle destekliyorum. Yani. Aynen. Yani Çünkü biz biz maalesef için işin içine ettik. VAR'ı çok kötü kullandık. Allah izin verirse UEFA başkanımızla buluşacağım sevgili Sefer'inle. Ona da bizzat bir kez daha net bir şekilde anlatacağım. Şöyle bir konu var. Bir teknoloji, unutmayın teknoloji futbolun faydasına sunulmalı bence. Tamam. Ama sen VAR'da eğer işi yorumlamaya sokarsan teknoloji sokmuş olmuyorsun. Sen durduk yere bir kişinin karar vereceği şeyi 3 kişi konuşmaya başlıyoruz. Ve çorba oluyor. Ve çorba oluyor. Ben de diyorum ki offside çizgisinde yüzde var gerekli. Koy çizgini. Gol çizgisi zaten gol teknoloji var. Var. Ee, offside gol onun dışında vara bulaşmayacaksın abi. Yani bir de şeyde de olabilir mi? Yani hakemin görmediği bir açıda kırmızı kartlık bir durumda. Mesela adam... Onda bile emin değilim artık. şey tükürmüş olabilir, yumu yumruk atmış olabilir. Yani ben Belki. Somut olan diyorsun. Evet. Somut olan buna da okey diyeyim hadi. Ama iki kişi eğer bir konuda farklı görüşte sahip olabiliyorsa... Bunun vardan geçmesi bence dünyanın en kötü şeyi. Bir de şunu da söyleyeceğim. Şimdi sen aşağı işindesin futbolun, evet. benden çok daha fazla Türk futbolunun özellikle. Ben dünyaya dolaşıyorum, sen her gün yaşıyorsun. Şimdi eskiden hakem hataları konuşuyor muyduk? Tabii. Şimdi konuşuyor muyuz? Daha fazla. O zaman demek ki demek ki çözüm gerçi kötü olmadı Ondan, mı? Evet. Kötü çok basit oldu. bir durum var Doğru. burada. Şimdi neden? Söyleyeyim niye daha fazla konuşuyoruz? Eskiden bir hakem kardeşimiz bir hata yapardı, sorunun alırdı. Hakikat kim yaptığını biliyorduk. Sorumlu Ahmet Çakar derdi. Ahmet Hoca belki hata yapardı. Ve bütün Türkiye Ahmet Çakar'ın hatasını konuşurdu. Ki birçok da doğru kararı oluyordu. Tabii. tabii ki. Oluyordu. Ama onun sorumluluğu alıyordu. Biz hani hangi hakem hata yaparsa sorumlu. Şimdi va var diye bir sistem var. Var çağırdı mı? Çağırmadı mı? Hakem gitti mi? Gitmedi mi? Hakeme kim dedi? Ya? Etkiledi mi? Müdahale etmesi lazım mıydı? Şimdi 40 tane olay içine girdik. Kim suçlu bilmiyoruz abicim. Hata var şimdi suçlu yok. Suçlunun olmadığı yerde hata daha çok olur. Biz arkadaşlar penaltımsı, offside'ımsı gibi tabirler yani terimler girdi futbolun içine. Ben bunlar de diyorum bunun hepsini yani. ayıracaksın. Ya gole sevinemiyoruz artık ya. Gol oluyor sevinemiyorsun abi. Bekliyorsun ne çıkacak evet. diye. Bu en azından offside olmadığı bariz olan golde şampiyonlukta var yok biliyor musun? Öyle mi? Tabii ki ha, yok. Bilmiyorum. Yani tabii ki yok derken yani yok. Gol olduğu zaman o duyguyu tabii siz yaşamıyorsunuz artık. Türkiye'de gol oluyor ne yapıyoruz hep beraber? Kameraya bakıyoruz. Televizyona bakıyoruz. Bekliyoruz. Gol acaba olacak mı olmayacak mı? Sessiz bir bekleyiş. Adam 30'dan gol vuruyor. Gol oluyor. 30'dan vuruyor. Yine diyorsun ki acaba öncesinde sarıp 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 bir şey gol çıkar. var mı diye. Onu bekliyoruz yani. Çok saçma oldu ya. Olmaz bir şey. Yani acil acil kaldırması lazım. Peki bir öneri bu. Bir de şey dedim, iki atak katılmasın dedim Kendini numara yapan oyuncu için ya söylüyorsun. %100 diyorum. Bu İngiltere'de mi uygulanıyor? Tabii ki. O da uygulanıyor. Yani İngiltere'de zaten şöyle bir şey Kendi yaratma atma diye bir o kavram yok ki. Kimse kendi yeri atmaz zaten İngiltere'de. Öyle bir şey bilmiyorlar. Yere atma diye bir duygu yok. Onu unut. Ama burada olmasının sebebi ne? Abi şimdi ben de sen şimdi hani şunu da suçlayamıyorum. Ben futbolun içinde yapılan uyanıklıklardan dolayı insanları suçlamıyorum. Çünkü sporun içinde hani Brezilya futbolcu biliyorsun Dünya Kupası'nda hakkımızı çaldı. Kırmızı kart gösterdiler Asan Şaşı zamanında. Anlamsız bir şekilde. Şimdi ben de diyorum ki sana Futbol içerisinde olan uyanıklıklar benim için hani o insanlara nefret duymamı gerektirmiyor. Sisteme nefret duyuyorum ben. Ona değil. Yani bugün Pendik Futbolcular. Abicim Hakem Devamlı Fenerbahçe'den puan alman lazım. Ligde kalmak istiyorsun. E uzandığın zaman şöyle güzelce uzanıyorsun. Hakem sonra çağırıyor birden. Adamın karnına top çarptı. Hakem şey sokuyor ya. İçeriden dışarıdan. Ya karnına çarptı abi ne yapacak sağlıkçı? Ne, ne yapacak? Ne ya? diyecek gelecek diyecek ki ne diyecek? Bu yok oraya. Yok ya. abi karnına top geldi. Frikik atıldı adam karnına top geldi. Şut atıldı. Şimdi şuna geliyorum. İki atak kuralını getireceksin. İki dakika oyundan çıkan biri olursa bu giremeyecek. Bak bakayım kimse yatıyor mu? Ya zaten mantık Aynen. olarak düşünelim mi? Gördüğü hakem de orada o görevi yapacak. Sana Bekletecek bir şey ben. daha soracağım. Sağlıktan gelen insanlar bir futbolcuya ne yapabilir ki bu futbolcu devam ediyor zaten? Bunların yapabileceği bir şey var mı sakatlanan bir futbolcu sence? Onda 9 yok. Ne yapabilir abi futbolcu düştü yere? Sağlıkçı gelip ne yapacak orada? Ha dikiş atar, o atar, bu atar. Onları, onları e, ayır. O sprey yapıyor işte. Hadi git kadar. devam diyor. Tamam şimdi ben de geliyorum diyorum ki sana. E, onda 9'u zaten girmeler de gerekli değil. E, o sprey yaptığı şey zaten iki dakika sonra koşarsa geçecek. Geçecek tabii. Çok şey yapıyorsa sağ kenara gelip spreyini yaptırır koşarak. Aynen O adam çünkü doğru. oyuna devam ettiğine göre... Biz onun aslında koşabildiğini de görüyoruz ya bir dakika sonra. Evet. O oyuncu sağlık için girmesine gerek yok aslında. O adam kenara gidebilir demek o. Şuna geliyorum. Bu kural ölümüne gelmesi lazım. İki dakikalık içeri girmeme kuralını koy. Bütün sistem düzeldi. İkisi de Türk futbolunu kurtarır ki bunun bu hafta itibariyle başlaması lazım. Bu çünkü UEFA kararına falan gerektirecek bir durum değil bu. Bu ne biliyor musun? normal hakemler arasında güzel bir toplantıyla her federasyonun kendisi alabileceği bir karar alabilecek. Ülkesel istismar var çünkü. Ülkesel istismarı kendi içerisinde çözüm bulabilirsiniz. Evet, bunlar çok basit ve hemen yapılabilecek çözümler. katılıyorum sana.